yok olsun. Ben sonra full yüz yapacağım. Onların videosunu sabote etmeyelim. Bu arabanın bir ismi var mı ya söylediğiniz? Greta ne? Tamam. Bence gelecek nesiller bizi anlayacaktır ya. Ben benim oğlanla kızı ikna ederim. Sen de şey yaparsan. Hadi görüşürüz. Greta ne oğlum ya? Tamam hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Uzun zaman sonra artık tekrar video çekimlerine başladım. Değişik bir araçla başlıyoruz. Aslında çok değişik değil. Bir Polo. 1.6 TDI fakat normal bir 1.6 TDI değil. Araçla ilgili çok böyle teknik detaylara girmeyeceğim. Zaten işin o tarafında değiliz. Boyuna kadar, bagaj hacmine kadar falan hiç ilgilenmiyoruz onunla. Direkt aracın kendisiyle konuşacağız. Hatta o kadar kısa çekeceğim ki bu kısmı tripodu falan bile kurmaya gerek görmedim. Direkt anlatıp içeriye geçeceğim ve içeride konuşacağız. Gerçekten bir şaka makinesi. Hayatımda sürdüğüm en enteresan araçlardan biri diyebilirim. Özellikle dizel olarak en enteresan araba. Ben böyle giden bir dizele daha önce binmedim, onu söyleyeyim. Aracı kısaca hemen şöyle dışından size anlatmak istiyorum. Yıkamadık aracı. Böyle çünkü daha gözüme güzel gözüküyordu. Tozlu ve çamurlu. Bence çok daha şey duruyor yani. Küçük, tozlu, çamurlu ve çok hızlı. O yüzden böyle kalması aslında işime geldi. Siyah kaput, karbon kaplama. Orijinal kaputu değil, farklı bir malzemeden yapılmış ama karbon da değil kesinlikle. Ama çok hafif bir kaput, onu söyleyeyim. Audi hafif jantlarımız var, olmazsa olmaz. Bu jantlarla ilgili şunu söyleyeyim, güzel gözüktüğü veya görselliği değil tabii ki. O kadar hafif ki, bu saç jantlar vardı biliyorsunuz eskiden, teneke jantlar. Lastik kombinasyonuyla birlikte o saç janttan bile hafif olabiliyor. Yani bir çok böyle 3 kilo hafif değil de yani oldukça hafif oluyor. Ona göre kıyasladığınızda mukavemeti daha yüksek saç janta göre, daha sağlam ve görsel olarak da daha hoş duruyor. Aynı zamanda da hafif. Yani bir araçta, böyle bir araçta olması gereken her şey var. Çünkü biliyorsunuz bu araçlarda hafifliği arttırdıkça performans daha çok belirgin bir düzeyde artış gösteriyor. Aracımız zaten oldukça hafif Polo, yani çok küçük bir araç. 1.6 TDI, 2.0 değil. Motorda swap yok. Amarok motoru falan konmamış bu araca. Orijinal motoru, orijinal enjektörleri, hibrit turbosu var. Turbo orijinal değil. Egzoz sadece değişmiş ve arka tarafta gördüğümüz tampondaki detaylar var. Bu da işte tamponun paraşüt etkisi yapmaması için yapılmış ufak bir detay. 0-100 yapabilecek miyiz bilmiyorum. 0-100'ü test etmemiz çok mümkün gibi gözükmüyor. Gerçekten çok sarıyor araç ama denemeye çalışacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi aracın içerisine geçelim ve yola çıkalım. Yani çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sürdüm daha önce. Keşke ilk sürdüğümde şunu söyledim. Keşke kamerayı açsaydık ve o anki reaksiyonumu çekebilseydik. Çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum. Hadi geçelim. Videomuza 0-100 ile başlayalım. Biraz hızlandırılmış bir çekim olacak. Güneş batmadan sizinle birkaç şey paylaşmak istiyorum. Sen arabayı arkadan çek. Arkadan mı? Hı hı. İki tarafa doğru git ama. Öyle mi gideyim? Buraya mı geleyim? Tam da tırmır giriyor. Tamam. Dönüyorum o zaman. Oğlum buradan 100'e benzinliğe uçarız ya. He? Benzinliğe uçarız. Geriye doğru. Yok yok, arkadan kalkışı çek. Tömel böyle yerde. Aa. Sadece onu çek, sonra ben 0-100'ü yaparım oradan gelip. Sonra tuman gelecek. 0-100'ü yaparım oradan gelip. Sonra tuman gelecek. Sonra tuman gelecek. Gelsin birazcık hadi. Bana hep tuman gelecek diyor. Telefonu önce bir uçak moduna tekrar alalım. Zırt pırt bildirim gelmesin. Size sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en enteresan arabalardan biri. Gerçekten tam bir şaka makinesi. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yani evet, turbosuyla oynanmış bir araba olduğunu biliyordum. Ama bu kadarını hiç beklemiyordum. Şimdi bu duyduğunuz ses, böyle arabanın şeyleriyle başlayalım. Teknik
yapılan şeylerle başlayalım. Arabayla durup boşalıp el freni çektiğinizde bir dıt diye ses geliyor. Sonra çekiyorsunuz anahtarı, stop etmiyor. Yani zorla size turbonun yağlanması için bir vakit ayırıyor. Çünkü genelde buna kimse dikkat etmiyor. Bir süre sonra kendisi duracak. Araçta gördüğünüz basınç göstergesi, analog basınç göstergesi, dijital değil. Böyle çok, aracın içerisi bu arada stok, yani hiçbir oynama yok. Sadece işte bu havalandırmanın içerisinden çıkan analog gösterge var. Bu en doğru gösterge, özellikle dizel araçlar için. Dizellerde sensörlü sistemler, dijital sistemlerde veri doğru alınamayabiliyor. Bazen hiç okunamıyor. İşte yağ vesaire şundan bundan dolayı. Ama bu o noktada her zaman en doğru veriyi veriyor. Ya araçta enteresan bir çekicilik var. Ben dizel arabayı sevmiyorum pek, biliyorsunuz. Ama dizeli sevmiyorum diyen adama dizeli sevdirecek bir araba, onu söyleyeyim. Yani dizeller böyle olsa bence herkes sever. Evet, çevreyi biraz fazla kirletiyorlar maalesef. Ama zaten yani bütün dizeller kirletiyor. Yani elektrikli arabayla dizel arabayı kıyaslamıyoruz burada. Bütün dizeller kirletiyor. Evet, bu biraz daha fazla kirletiyor. Tamam, çok daha fazla kirletiyor olabilir. Ama işin şey tarafı var yani, keyif tarafı var. Şimdi bu bir tane araba böyle. Sokaktaki kamyonların çoğu böyle dolaşıyor yani. Tırların çoğu böyle dolaşıyor. Yalnız bayağı hızlı geliyorlar ya. Evet, tır tam gaz girdi buraya. Tehlikeli. Bir kere konforlu. Benim aracım da, 306'm da yere çok yakındı. Ama onda bu kadar konfor yoktu. Bu gerçekten çok konforlu. Bilinçsizce yapılmış bir araba değil, onu söyleyebilirim. Motorda hiçbir oynama yok. Orijinal 1.6 TDI motor. Şeye bakalım, kilometresi kaçmış. Şey niye gitmiyor? Bu nasıl ki bu Volkswagen'lerde bu ya? Şu düğme mi? Kilometreyi nereden gösteriyor bu? Şu mu? Ney bu? Heh. 266.673 kilometredeymiş ön tekerlekler. Arkayı bilmiyoruz. Çok sarıyor araba. Yani 0-100 imkansız gibi bir şey. Gerçekten 0-100 imkansız gibi bir şey. Evet, saracağını düşünüyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Çünkü devir çok kısa. Yani benzinli araba gibi böyle uzun bir devir aralığı yok maalesef. Biliyorsunuz 5000 civarında bitiyor bunlar. Ve turboyu, yani basıncı aldığı andan itibaren direkt yapıştırıyor ve sarmaya başlıyor. Sonra 2-3'e kadar sarıyor. Tabii yolun durumuna da bağlı. Bunda net bir 0-100'ü muhtemelen düzgün bir asfaltta, işte semi silik lastikle, işte böyle veya tamamen silik lastikle falan bir drag pistinde falan bir profesyonel test edebilir. O da araba kırılmadan kalkarsa. Bunlarda evet böyle bir şey var. Allah korusun. Emanet araba. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Araç sahibine de buradan çok teşekkür ediyorum. Hem aracını bana bıraktı, hem vakit ayırdı bugün benimle bu işi yapabilmek için. Dışarıdan bakıldığında biz bunu çok konuştuk. Ya tamamen böyle slipper tarzı olsaydı, hiç arkada delikler olmasaydı tamponda, tamamen böyle orijinal olsa daha mı iyi olurdu, öyle gözükse daha mı iyi olurdu diye çok konuştuk. Ama farklı bir havada katmıyor değil. Bir yandan da kamerayı ayarlamaya çalışıyorum 0-100 için. Aslında videoya 0-100 ile başladık ama net veri alamadık. Şimdi tekrar bir 0-100 yapacağım. Hadi tekrar çıkalım yola. Ben buradan korktum yalnız, acayip hızlı geliyor tırlar ya. Neyse, bizde de turbo var. Gelirse kaçarız herhalde. Şimdi bir şurada bir duralım. Şuradan şuraya kadar ben 100'e çıkacağımıza inanıyorum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir 0-100'ümüzü yapalım. Sonra da fırsatımız olursa bir 100-200 yapacağız. Gerçek veriyi o zaman göreceğiz. Of. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan nefesini tutuyor. Yani insanın nefesini kesiyor araba. Böyle bir şey yok. Keşke bütün arabalar böyle gitse. Evet. 6,5 saniye gibi. Şu an tam buradan göremiyorum ama masa başında tam görürüm. Muhtemelen 6,5 saniye. Çok mu hızlı? Belki değil. Yani 5 saniye ve altında çıkan bir sürü arabalar var da. Ya bundaki şey çok enteresan ya. Yani o çok hızlı çeviriyor ya, az devirde hızlı vites değiştirmek zorundasın. Vitese yetişemiyorsun. Muhtemelen araç sahibi benden daha hızlı şey yapabilir bunu. 6 saniyelere düşürebilir. Artık ona da kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, bakın. Anlaşılması adına şimdi şuradan döneceğim. İkinci viteste
Bir basacağız. Verdim buraya görüntüyü size de. 2000'de. Bastım. 2000'den sonra inanılmaz alıyor araba. İnanılmaz alıyor yani. 2000 deviri geçti mi yapıştırıyor. Şimdi bakın. Hiç şey yapmadan böyle roll yapıyormuş gibi yapalım ama düşük hızda bir roll olacak tabii, bu şey değil. Basıyorum. İnanılmaz hızlı ya. İnanılmaz hızlı. Şimdi bir yolda 100-200 yapacağız. Artık son testimiz olacak. Bu arabayı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben sürerken çok keyif aldım. Arkadaşım da o şekilde. Araç sahibi de zaten oldukça keyifle biniyor bu arabaya. Çünkü şey, hani şaka makinesi dediğimiz nitelikte bir araba olduğu için yanına yaklaşıyorlar. Klasik işte alçaltılmış bir araba olarak görüyor. Hatta size şunu da göstereyim ya. Şurayı da göstereyim. Elimde tutabileceğim mi bilmiyorum ama. Geliyor. Allah 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 Allah. Basamıyorum tek elle ama 2'yi geçiyor. Bu arada biliyorum birçok insan blow-off soracak. Zaten bilenler, yani dizelciler ve bu tarz araçlara bu işlemi yapanlar biliyorlar. Bu araçlarda blow-off olmuyor. Yani ben öyle biliyorum en azından. Blow-off olmadığını biliyorum. Bunlarda hava K'ye geri doluyor. Hava filtresine geri doluyor. Dolayısıyla blow-off yok bunlarda. Yani yapılamıyor. Belki uğraşıp yapan vardır da bilmiyorum. Kayrek seriyetinde yok. Araç çok konforlu. Alçak olmasına rağmen konforlu. Bastığında şaka gibi bir hızlanması var. Böyle insanları trolleyebileceğim bir araba trafikte. Birkaç seferde yaptık zaten. Böyle bir BMW gelmişti. Kabrio bir BMW biraz işte basmıştı yanımızda. Yokuş da yukarıydık. Ben emanet araba olduğu için böyle çok da zorlayıp da şey de yapmak istemiyorum. Yokuş yukarı bir kere orada öyle bir bastım hafiften. BMW arkamızdan bakıyordu. Çok yaklaşamamıştı. Yakıtına değineyim. Enjektörleri orijinal, tabii ki yazılım var araçta. Fakat bunun güzel yanı, bastığınız zaman yakıyor. Basmazsanız yakmıyor. Bu araçta öyle bir şey var. Biz bunu test ettik, baktık yani. Yakıt verileri gerçekten tamamen şey. Basmadığın zaman orijinale yakın. Hatta daha da az yakabilir. Mantıklı kullanılırsa. Bu şekilde kullanırsak bu zaten 3 dizel polo yakıtı yakar. Kesinlikle tasarruflu bir araba değil. Basarsanız. Olması da beklenmiyor zaten. Ama basmadığın zaman normal günlük kullanımda inanılmaz keyifli, inanılmaz konforlu bir araba. Ben açıkçası bu kadar keyifli olacağını, bir dizel arabanın bu kadar keyifli olacağını düşünmüyordum. Kesici sesi mükemmel. Bilmiyorum. Dizel ses fazla. Şöyle bakın. Dizel yani bu. Bu bir dizel. Bundan çok şey beklemiyoruz yani, bir benzinli VTEC sesi beklemiyoruz. Ama genel kaideye baktığınızda araç yakıt sarfiyatı olarak ekonomik. Evet, turboyu yaparken işte bu işleri yaparken bir fiyat işte var, maliyet var, buna para harcamanız gerekiyor. Ama onu yaptıktan sonra aracın genel performansına bakarsanız ve mantıklı kullanılırsa bence birçok dizele bu yapılabilir. Yani bu çok enteresan bir tavsiye oldu ama araç gerçekten çok keyifli. Ben araç sahibine tekrar teşekkür ediyorum. Kazasız belasız kullansın inşallah. 100-200 videonun sonunda gelecek çünkü hava kararmış olur muhtemelen. Tekrar final çekmeye fırsatım olmaz. Videoyu beğenirseniz, kanala da abone olur, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Desteklerinize ihtiyacım var tekrar motive olabilmek için bu işe. Bir de sizden bir şey istiyorum. Bu araba kaç beygirdir? Çünkü araç el değiştirdiği için araçla ilgili hiçbir veriye sahip değiliz. Yani aracın yapıldığı yeri aradım. İşte etiketleri var aracının birkaç yerinde. Arabayı hatırlamadıklarını söylediler. Çok uzun zaman önce yapılmış araç. Ve nasıl bir turbo, yani nasıl bir hibrit turbo var, işte ne uygulandı, yazılımda ne yapıldı, kaç beygir çıktı vesaire gibi hiçbir bilgileri yok. Yani aşağı yukarı işte göreceksiniz şimdi, 100-200'ünü de göreceksiniz. 0-100'ünü de gösterebildim. Yani 6,5 saniye civarı tahmin ediyorum ben şu anda. İlk defa bu araçla 0-100 yapıyorum. Yani muhakkak araç sahibi veya daha tecrübeliler böyle bir araca, yani o 6,5 saniyeyi kesinlikle altının altına düşürebilirler diye düşünüyorum. Yani o verilerden bakarak aracın kaç beygir olduğu ile ilgili tahminleriniz varsa, özellikle böyle bir arabası olan, kendi arabası 350 beygirdir, bu da işte ondan hızlıdır, yavaştır, işte 350'nin altındadır, üstündedir gibi bir varsayım yapabilirsek aslında memnun da oluruz. Çünkü merak ediyorum kaç beygir olduğunu. Şimdi bir 100-200 testiyle sizi baş başa bırakacağım. Hadi görüşürüz.
Şimdi 100-200 testi için yola çıkıyoruz. Umarım yapabiliriz. Şu arkadaşı da açayım. Yolda da şöyle biraz basa basa gideriz. Otobana çıkacağız. Arabayla ilgili sohbet ederken birkaç bir şey daha öğrendim. Hemen onları da paylaşayım. Böyle ikinci final gibi olacak. Intercooler yükseltilmemiş, büyütülmemiş yani. Sebebi işte turbonun laga girmemesi. Daha fazla işte içeriye hava dolması için. Yani nereden çıkacağız ya? 2000'de almasının sebebi oymuş. Yani araç sahibi düşük devirde almasını istiyormuş. Böyle intercooler büyüdükçe devir bandı da yükseldiği için çok böyle şey istemiyor. Yani çok uzun turbonun dolmasını beklemesini istemiyormuş. O yüzden böyle tercih etmişler. Şu anda aracı alan arkadaşımız da bundan gayet memnun. Ve bu şekilde kullanmaktan keyif alıyor. HGS'den geçiyoruz. Var mı acaba HGS? Varmış. Ya bir de basmaya insan korkuyor. Bir de gerçekten çok fena gidiyor ya. Abi bir saniye ya. Ulan yanlış yerden çıktık ya. Evet. Turboyu o yüzden büyütmemiş. Yalnız Arnavutköy sol diyor. Bunun en eğlenceli yanı işte bu ya. Yanına biri gelince basıyorsun ya. Sen gidiyorsun, o kalıyor. Çok eğlenceli ya. Ben bu arabayı sevdim sanırım ya. Gerçekten. Neyse bir yola bir çıkalım da 100-200'ü de yapalım, bitirelim videoyu artık. Kamerayı kapatamıyorum çünkü nerede basacağım, nasıl olacak bilmediğim için sizi de aslında bu keyifle baş başa bırakmak istiyorum. Böyle değişik bir final olsun, biraz basmalı basmalı. Ya araba 140'a şaka gibi çıkıyor ya. 100-200'ünü gerçekten merak ediyorum. İşin enteresanı şu an burada telefon olduğu için kadranı göremiyorum. Öyle bir sıkıntı var. ...200'e çıkabileceğimiz bir düzlük de yok burada. Polis varmış ya. İstanbul Havalimanı, Çatalca, Sarıyer. Arkamızda da polis arabası var ya. Oğlum nereye geldik ya? Çatalca'ya gidiyoruz hey! Burası yokuş yukarı. Ben şurada durup navigasyonu açacağım sevgili arkadaşlar. Çatalca'ya geldim. İstanbul Havalimanı sağ diyor. İstanbul Havalimanı'nda ne işimiz var? Allah'ım. Çok iyi gidiyor ya. Gerçekten çok iyi gidiyor ya. Ama 0-100 olmuyor ya. Çok sarıyor. Bu kadar sarmasa 0-100 daha keyifli olabilir. Ama bu kadar sarmasa da böyle gitmez zaten. Şuradan tekrar çıkacağız. 3'teyiz zaten. 3. vitesten sonra bir 100-200 hemen deniyoruz. Ama 100-200'ün kaç saniye olduğuna şu an bakamayacağım. Siz görüyor olacaksınız. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyoruz. Çok güzel. Otobüs geçti önümüze ya. Şu an 100. Basıyorum. Thank you.
Peugeot bu kadar hızlı geleceğimizi düşünmemiştim. Tekrar yapacağız. Bu düzlükte gideriz. 100 basıyorum. %700'de giriyor. Yokuş yukarıyız şu an. Ama düzlük yok başka. 200. Bence tamam artık. Bence tamam artık. Biraz yokuş çıktım. Yani kamerada tabii size çok yansımadı bu ama o yokuş belki bir yarım saniye falan kaybettirmiştir. Bunu söyleyebilirim rahat rahat. Yani onu da düşünürseniz hesaplamayı öyle yapacağız. Düz, gerçekten dümdüz bir yol şu an bulamadım burada. Artık güneş de batıyor. Zaten şu anda da kamerada da görüntü gitmiştir. Yani ışık gittiği için düzgün görüntü yoktur. Eminim yani. Bu araca binip, görüp, yaşayıp sizinle paylaşmasam gerçekten moralim bozulurdu. Intercooler orijinal, işte turbosu hibrit, yazılım var araçta. Ekstradan yapılmış bir şey yok. Yaylarımız, amortisörlerimiz var. Audi hafif jantlarımız var. Ama mekanik olarak araçla ilgili böyle çok ekstra ahım şahım yapılmış bir şey yok. Yapılan tek şey hibrit turbo ve yazılım. Şu gördüğünüz şey sadece bununla ibaret. Keşke bilsek şu anki beygir gücüne kadar falan ama ben 200'ün üstünde olduğuna eminim. Yani hissiyat olarak evet 200 beygir ve üzerinde araba kullandım daha önce çok. Ama bu kadar net hızlanan bir araba 200'ün altında zaten olamaz. 300 mü? Üstü mü onu tartışmak gerekiyor. Ya yani bu araçta şu an tartışılması gereken konu bu. Bu araba 300 beygir mi? 300 beygirin üzerinde mi? Gerçekten çok enteresan çünkü. Çatalın solundan devam edin. Tamam. Yokuş abi ya. Yine çıktık. Bak yokuş yukarı çıkacağız şimdi. Burada basılmaz ki bundan. Gerçekçi olmayacak yani. Yani şu an gaza dokunuyorum. Basmıyorum ya. Bassam bak. Basınca sonuç bu yani. Ama dibine kadar da basmadım bu arada. Basınca direkt yürüyor araba ya. Herkesin hayali. Bir BMW geldi yanımıza. Keşke görebilseniz. Dur şuna bir basayım ben ya. Çok eğlenceli. Arkasına gireyim de. Gişelerden beraber çıkarız. Son anda kaçtı. Sağ gişeye geçti o. Yapacak bir şey yok. Bunların yanına çok yaklaşmıyorlarmış. Tahmin ettikleri için muhtemelen veya tahmin edemedikleri için ne çıkacağını. O yüzden çok yaklaşmıyorlarmış yanlarına. Böyle passatlar falan var. Basıyorlar masıyorlar da BMW gelmiyor ya. Böyle de sıkıcı oluyor abi. Gelse giderdik. Şu arabayla şöyle bir hissiyat oluşuyor. Hani yayıncılar var ya yayın açıp işte saatlerce işte bir şeyler anlatıyorlar, konuşuyorlar. Abi bununla yayını açacaksın. Arabanın da her yerinde kamera olacak. Çıkacaksın dışarıya. Öyle takılacaksın yani. Hani şu kamera açık kalsın. Burada var ya o kameranın şarjı bitip hafıza kartı dolana kadar muhabbet ederim yani. Tabii yollar da biraz düzgün olsa. O değil de BMW niye kaçtı ya? Yani 120 4. vites. 120 basıyorum şu an. 140 150 160, 170, 180, 190. Abi yok ya, böyle bir şey yok, böyle bir dizel olamaz. Yokuş yukarı ya. Bak şu an yokuş aşağı iniyoruz. Şu an bassam muhtemelen uçacağız yani. Vay arkadaş ya. Lan ne arabalar var. Diyesi geliyor insanın yani. Devri biraz düşürelim. Biraz serinlesin. Rüzgarı şöyle bir alsın güzel güzel. Doldursun ciğerleri. Aa polis. İyi ki basmamışız var ya. İyi ki basmamışız. Ucuz atlattık. Yolu kapatmışlar abi. Otobanın 3 şeridini kapatmışlar. Kesici sesi de çok güzel ya. Tut.
böyle gidiyor yani. Ben sevdim bunu ya. Bence her araba en az bu kadar gidebilmeli. Ben videoyu bitireyim artık ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum ama lütfen kanala abone olursanız, videoyu beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.